Peon inceleme için ofisime gelecekti. Ama bakalım gelebilecek mi, gelemeyecek mi? Az sonra. Merhaba sevgili HeadMath izleyicileri. Bugün bomba gibi bir içerikle karşınızdayım. Bugün fiyat performans canavarı cep telefonlarından bahsedeceğiz. Evet, hepimizin bütçesi 5000 liralık, 4000 liralık telefonlar almaya yetmeyebiliyor. Ama biz performans da istiyoruz ama ucuz da olmasını istiyoruz. O yüzden bu içerik gerçekten sizin işinize yarayacak. Umarım beğenirsiniz. Madde madde şeklinde cihazlarımızı tanıtmaya başlayalım. Hepimizin kalbinde yaşayan bir ürün var. O da General Mobile GM5 Plus. Şüphesiz şekilde fiyat performans canavarı bir telefon diyebilirim sizlere. 1000 TL fiyatına rağmen metal çerçeveli kasası ve 2.5'te kavisli cam ile kaplanan ekranı ve diğer özellikleriyle oldukça dikkat çeken bir cihaz. Bu cihazın fiyatının çok üzerinde bir özelliklerini sunduğunu da sizlere hemen şöyle hatırlatalım. GM5 Plus 5.5 inç ekran boyutuyla beraber Full HD çözünürlüğe sahip bir cihaz. Corning Gorilla Glass 4 teknolojisiyle beraber çizilmeye karşı oldukça dayanıklı. Gücünü 8 çekirdekli Snapdragon 617 işlemcisinden alan bu telefon, bununla beraber 3 GB RAM ile birlikte geliyor. Adreno 405 grafik işlemcisiyle birlikte gelen bu cihazı 3100 mAh'lik batarya ile birlikte görebiliyoruz. Hem ön hem de arka kamerası 13 megapiksel olan bu cihazda ön kamerada flaşın da olması ayrı bir detay. Gerçekten bu cihaz efsane, hem de fiyatı da çok güzel. Bir diğer cihazımız ise şarjı bitmek bilmeyen Lenovo Vibe P1. Evet, yanlış duymadınız. Metal kasalı şık tasarımıyla birlikte hem de yüksek pil gücüyle beraber hepimizin gözdesi olan bir cihaz. Bununla beraber fiyat performans listemizde Lenovo Vibe P1'e de yer vermekten kaçınmadık. Yekpare metal bir kasayla birlikte gelen telefon, parmak izi sensörü özelliğiyle beraber diğer rakiplerinden kolaylıkla sıyrılabiliyor. 5.5 inç boyutunda Full HD çözünürlüğe sahip bir ekranı var. Bununla beraber gücünü Snapdragon 615 işlemcisinden alıyor. Telefonun bu işlemcisinin yanı sıra Adreno 405 grafik işlemcisinin olduğunu da hemen şöyle bir hatırlatalım. Cihazda 2 GB'da RAM bulunuyor arkadaşlar. MicroSD kart destekli olmasıyla beraber 32 GB dahili hafızasıyla birlikte oldukça ilgi çekiyor. Peki kamerası nasıl? Arka tarafta 13 megapiksel ve ön tarafında da 5 megapiksel kamerasıyla birlikte bu cihazı 5000 mAh gücündeki bir batarya besliyor. Bunun şarjını bitirmek imkansız ya. Bir günde bile bitmez yani. İki günde de bitmez. Üç gün götürür ha. Harbi götürür. Ya bunu dedemin eline versem bir haftada bitmez ha şarjı. Bak bak, şaka bile yapmıyorum ha. Bildiğin 3310 ya. Ulan bir haftada şarjı bitiyor. Ama cidden şarjı bitmiyor ya bu telefonun. Yani bitmiyor abi. 5000 mAh ya. Tablet mi oğlum bu ya? Evet, bir diğer cihazımızsa LG G4. Şimdi düşünüyorsunuzdur ya, G6 çıkmışken G4 mü alınır ya, çok eski bir cihaz falan diye bir düşünceniz var, ama fiyat performans ürünü konuşulunca G4 de gerçekten güzel bir cihaz. Birazdan Note 4'ü de tanıtacağım, ona da aynısını söyleyeceksiniz. O yüzden alışın şimdiden. Deri yüzeyi ve biraz da kavisli yapısıyla birlikte öne çıkan bir cihaz. 5.5 inç ekran boyutuyla beraber Quad HD ekran çözünürlüğü sunuyor sizlere. LG'nin üretimi olan IPS ekranla birlikte yüksek çözünürlüğü de birbirine harmanlayınca gerçekten güzel bir görüntü kalitesi ortaya çıkıyor. Ama G4'te Ghost Screen'in yaşanabilme ihtimali var. O yüzden de G4'ü alabilirsiniz de almayabilirsiniz de. Yani biz yine de öneriyoruz yani. Üzerinde bulunan işlemci performans anlamında gerçekten iyi, ama ısınma sorunu var ya. Yani gerçekten ısınma sorunu, kışın sizi gerçekten sıcak tutar ama yazın ne olur bilmiyorum. Ya cidden o kadar abartmayayım da ısınma oluyor ya gerçekten cihazda. Bilginiz olsun. Yani bunu alacağınıza Xperia Z5 Compact alarak 25 megapiksellik bir kontak kamerayla beraber daha da iyi bir performansa gidebilirsiniz. Ayrıca cihazın pil performansı da oldukça tatminkar yani. Sizi tatmin edebilir. Eder ya. Günü kurtarır abi. Bir diğer cihazımızsa Realtek P10. P10 inceleme için ofisime gelecekti. Ama bakalım gelebilecek mi, gelemeyecek mi? Az sonra. Uygun fiyatlı ve şık telefonlardan biri olan Realtek P10, yekpare ve metal kasayla birlikte geliyor. Ayrıca USB Type-C olması da gerçekten rakiplerinden çok daha iyi bir özellik. USB Type-C olmazsa olmazımız. Gerçekten bu cihazda bunun olması süper bir artı.
Type-C deyip geçmeyin ha. 5.5 inç ekran boyutuyla beraber 720p ekran çözünürlüğü sunuyor. MediaTek MT6735 işlemcisinden gücünü alan bu cihaz, Mali T720 MP3 grafik işlemcisini kullanıyor arkadaşlar. Şimdi MP3 deyince normal MP3'e gitmesin aklınız. Bu grafik işlemcisinin adı. 3 GB RAM ve 32 GB dahil depolama hafızasıyla birlikte piyasaya adımını attı. Bunu da satın alabilirsiniz. 13 megapiksel arka, 5 megapiksel ön kamera sunan Radar P10, uzun bir pil ömrü sunan 3150 mAh'lık batarya ile birlikte yanınızda oluyor. Bir sonraki cihazımız da Casper VIA M1. Yine uygun fiyatlı modeller arasında fiyat performans ürünü olan Casper VIA M1 burada yer alabiliyor. 2.5D ekran ile güçlendirilmiş tasarım detayları fiyatına oranla başarılı bir donanımla güçlendirilmiş. MediaTek MT6753V işlemcisi ile beraber 3 GB RAM, 16 GB dahili depolama alanı ve 2900 mAh'lık bir bataryayla karşınıza çıkıyor arkadaşlar. Bu cihazda da 13 megapiksellik arka kamera, 5 megapiksellik de ön kamera mevcut. Bir sonraki ve son olarak önerebileceğimiz cihazsa Samsung Galaxy Note 4. Şimdi Note 8 çıkacak, Note 4 mü alınır diye bir düşünceniz varsa öyle bir düşünceye asla kapılmayın. Note 4 donanımıyla beraber hala daha güçlü bir cihaz. Ve fiyat performans oranıyla da sizlere gerçekten iyi bir performans sunabilir. Samsung'un Exynos 5433 işlemcisini kullanan bu telefonda 3 GB RAM mevcut. 32 GB'lık dahili depolama alanıyla birlikte microSD kart takılabilmesi gerçekten güzel bir artı. Bu telefonda 3220 mAh'lık bir batarya var. Ama diğerlerine nazaran bir şey daha var ortada. Bunun bataryası değişebiliyor. Değişebilen bir bataryaya sahip. OIS destekli 13 megapiksellik bir arka kamerayla birlikte 3.7 megapiksellik de bir ön kameraya sahip. Fiyat performans canavarı olan ürünleri bu şekilde listeledik. Hemen şuralardan bir yerden kanalıma abone olmayı, abone ol butonunun yanındaki çana tıklayarak bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hemen şuralarda bir yerde önerilen videolar var. Onlara da bakmayı asla unutmazsınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.